Herkese selamlar dostlar. 23 Şubat 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Genellikle yüksek oranlarından bahsettim. Yüksek oranlarıyla ele aldım. Bilginize değerlendirecekler. Ona göre bir değerlendirme yaparsa sevinirim. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Skor yarışmamız ekrana gelsin. Daha önce yapmış olduğumuz Napoli maçının maç skorunu kazanan arkadaşımız Ege Uzman veya uzanan neyse artık. Arkadaşımız kazandı. Instagram'dan yazarsa katı Telegram gruplarına ekleyelim. Maç skoru yarışması olarak da sizlere Bazel ile Trabzon'un maç skoru olur sizlere sorduk. Güzel bir maç bekliyorum ben. Ben bir beraberlik bekliyorum. Turu da burada geçeriz gibi geliyor bana. Bazel de bir gol atacaktır bence Trabzon'a. Burada Trabzon'da arkadaki boşluklarla değerlendirecektir bence. Gollü bir beraberlik çıkar gibi geliyor. Sizce maç skoru olur sizlere sorduk. Geçtim bunu. Dün zaten iki tane maç vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Videosunda da bahsettiğim gibi Napoli'den ilk yarıdan atacağı bir golü aldık geldi. Deplasman bir buçuk üst aldık geldi. Real Madrid'in ideali zaten vardı geldi. Fakat ben şöyle iki tane kombin yaptım. Başka kombin yapmadım Napoli maçlarına. 2 ve 1.5 üst olarak doğrudan taraf galibiyeti aldım. 2.44 gibi oranı vardı. Başarılı oldu. Onun altına da zaten Napoli'nin de ilk yerden atacağı bir golü bekliyordum. Sadece Napoli maçı üzerine gittim. Ben Real Madrid maçına anlatmadım ya almadım Altına da alacaklar zaten KG var olarak alabilir diye önerdim. Youtube'da da o şekilde önermiştim. değerlendirenler tebrikler dün iki tane kuponumuz vardı böyle. Biri 2. 44 orandan diğeri 1.82 tekli olarak iki tane vardı. İkisi de geldi değerlendirenleri tebrik edelim ve geçelim. Canlılarda güzel işler yaptığımızı söyleyelim. Özellikle dün Real Madrid maçı canlı sürekli verdi zaten. 7 tane gol oldu. sürekli gol sürekli gol. Ondan sonra Liverpool'un kornerlerine girdik. O da o da onlar da geldi zaten. Napoli'nin deplasman bir buçuk üstüne girdi. 1.57 gibi oranı vardı. O da çok güzel bir orandan geldi. Onun dışında İngiltere Championship vardı. O maçlarda da aldık. Hatta sizlere ben canlı raporunu göstereyim. Ekrana gelsin. Canlı raporunda 21 Şubat canlı raporu. Toplamda kaç tane canlı verdim? Şöyle verenlerden ben bir tane canlı verdim. Napoli'nin deplasman bir buçuk üstü geldi. Emre 3 tane canlı verdi. 3'ü de geldi. Çağrı 18 tane canlı verdi. 14'ü geldi ki Avrupa'dan oynayanlar için de canlı bahisler verdiğimizi belirtelim. Hakan'ın da 2'de 1 oldu. Bu şekilde güzel kazanç elde ettiğimizi düşünüyorum canlıdan. Hatta bir arkadaşım 300 liraya girip sanırım 2000 küsür lira da yapmış oldu sadece canlılardan sohbet odasında konuşuyorduk. Geçtim bunu da. Yorumlarda bir de herkes açık Telegram grubumuz var. Oraya da katılabilirsiniz. Oraya da dün iki tane canlı ile ettim. İki tanesi de başarılı oldu. Oradan da zaten ücretsiz bir şekilde kazandırmaya ara ara devam etmeye çalışıyoruz. Bilginize bol şans. Winin mantığı zaten buradaki. Şimdi sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır artı 300 seviyesine like gelirse sevinirim. Hemen 2 saniye ayırıp like atarsanız aynı şekilde memnun olurum. İlk maçımızla başlayacağız. Andalya maçıyla dediğim gibi like'ları eksik etmeyelim. Ben de direkt başlayalım. Şimdi Andalya Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile oynayacak burada. İlk maçı da 1-0 gibi skorla kaybetti. Andalya takımı. Şimdi Andalya iki takım arasında karşılaşma yaptırdığımız zaman aslında birbirlerine denk takım olduklarını söylemek mümkün. Ludogorets biraz daha takım savunmasını ön planda ee, çıkartabiliyor. Daha biraz savunmaya önem verebiliyor. Andale Belçika'da sürekli tempolu oyun oynandığı için yapısı da onun gereği. Tempolu oyun, hücum oyununu sergileyen takımlardan bir tanesi. Son maçta da iyiydi aslında. Pozisyonlar da buldu. Fakat pozisyonlar da buldu. Fakat 1-0 mağlup oldu. Burada ben şöyle bir düşüncem var. Andalya'nın ben burada galibiyetine gelmesi muhtemel olacaktır bence. Andalya galibiyetine 1.69 gibi oran vermişler. Bence oran riski karşılıyor. 1-0'da yenilmişken Hollanda da burada, Belçika'da burada. Bence galip gelmeyesini bilecektir. Maç sizlere bir öneririm sizlere 1.69 gibi orandan. Onun yanına sisteme atacaksanız da ilk yeri biri. Yani Andalya hızlı tempo bir futbol sergileyecektir. Golü de bulma ihtimali var. İlk yerden de bir Andalya galibiyeti de neden denenmesin diyorum. 2.25'te bunun oranı var. Sisteme atılabilir. Monaco ile Bayer Leverkusen mücadelesi. Leverkusen son mücadelesinde Mainz maçına baktım full yedek çıkmış. Hatta yedek çıktıktan sonra gördükten sonra kadroları gördükten sonra ben öneri yaptım. Herkes açık gruba da attım bunu. Dedim ki yani Mainz'ın bir golü burada 1.32 gibi oranlar çıkmışlar. Biraz yüklü girebiliriz dedim Mainz'ın golüne. Çünkü Leverkusen full yedek çıkmış. Dedim ki hatta Miles ilk yerden de atabilir. 2-30 küsur, küsur oranı vardı. Onu da girebiliriz dedim. O da öyle oldu zaten. İlk golü Mainz ilk yarıda attı. Kazanmasını bildik. Level Kuzen bu maçı çok önemsiyor. Çünkü baktığımız zaman da yedek kadrosuyla çıktığını bu destekada gördük açıkçası. İlk maçta da 3-2 bitti. Monaco kendi evinde burada oynayacak. Baskılı bir futbol sergileyecek. Yine tempolu bir oyun olacaktır bence. İdealden bence bir var alınır. Çünkü her takımda pozisyonlara girecektir. Var alınır. ideal kombine konulur beklenir. Yani çizgiden çıkmazsa, penaltılar kaçmazsa bence bu maç bir var olur. Onun dışında ben bir de yüksek oran olarak şunu önermek istiyorum sizlere. Monaco kendi evinde Leverkusen burada mağlup durumda olduğu için hem kendi evinde olduğundan baskılacaktır. Hem de Leverkusen ara ara onlar da baskı kurmak isteyecektir. Gol bulmak isteyecektir. Monaco boşlukları da değerlendirebilir. Monaco'nun atacağı 2 gol de burada yüksek orandan alınabilir. 1.82 oranı vardı. 1.80'e düşmüş. Benim skor beklentim 2-1, 2-2 ayarında bir maç geçer gibi geliyor bana. Yine golle bir maç beklediğimi belirteyim. Değerlendireceklere bol şanslar. Juventus mücadelesiyle devam edelim. Nantes'la Juventus mücadelesi. Juventus'un son maçta sanırım 90'da penaltısını yediler gibi geldi. Hakem Vara çağırdı. Penaltı var diye Vara gitti. Hakem de fual verdi nedense. Aslında adamın üstüne de binmemişti öyle. Juventus'un bir hakkı yendi gibi sanırım orada biraz. Var olmasına rağmen oluyor böyle şeyler. Nantes'la oynayacaklar. Nantes çok gol yemeyen bir takım. Özellikle deplasmandayken çok gol yemezdi. Şu an kendi evinde Juventus oynayacaklar. Yine aynı şekilde o Deplasman'daki savunma oyununu burada kendi evlerinde de oynayacaklar. Çünkü kendi evinde Juventus oynuyorsun burada. Juventus favori görülmüş. Fakat ben burada şöyle bir değerlendirmem var. Mücadelenin yine bir olası 1-1'i de var. Olası 2-0'lık Juventus galibiyeti de var. Bir man tarafından sürpriz beklemiyorum. Burada 2-3 gol bandına gittim. 2-3 golün oranı burada. 1.78 gibi oranı var. Oran yüksek bence değerlendirme altına bu orandan girer. Yani alacaksak bu orandan alalım değsin diyorum ben. 2-3 gol tercihi tek tercih olarak öneriyorum sizlere. Geçtim PSV ile Sevilla mücadelesine. PSV son maçta aslında ben PSV'nin bir golünü verdim o maçta. Canlı olarak da Sevilla maçında. Şunu yapamadı geçen maçta. Orta sahada yani ikinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki pas bağlantıları çok kötüydü. Onu yapamadı. Kendi evlerine şimdi biraz daha önde futbol oynayacaklarına göre o ikinci, üçüncü bölge bağlantılarını zaten başarılı bir şekilde yapacaktır diye düşünüyorum. PSV'nin burada atacağı iki golü değerlendirdim ben yüksek orandan. Dep basmanda kötü de oynamadı. Şunu söyleyeyim ben sizlere. Sevilla o maçta 3-0 yendi fakat maç bir anda 3-0 oldu zaten. Bir anda 2-0 olunca PSV de bıraktı. Öyle söyleyeyim sizlere. Burada PSV'nin atacağı 2 gole 1.82 gibi oran açmışlar. Bence PSV burada bastırmak isteyecektir. Yüksek oranıyla ile birlikte burada PSV'nin atacağı 2 gol değerlendirme altına alınabilir gibi geliyor bana. Baskılı bir PSV olacaktır. Bir tane bulursa ikinciyi zaten yani daha hırslı diye düşünüyorum. Basel ile Trabzon mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur diyerekten de. Güzel tempolu bir maç geçecek gibi duruyor. Basel zaten deplasmanla mağlup da olsa yani Trabzon'a karşı pozisyonlar buldu. O maçta Trabzon'a iki atlı iptal oldu. Onlar da aynı şekilde kaçırdı. Bazel şimdi kendi evine biraz daha baskı futbol sergileyeceği için burada favori gösterilmesi çok normal. iki orandan. Ben burada Basel'in atacağı bir gole güveniyorum açıkçası. Bazel bir tane atar gibi geliyor. Trabzon'da arkadaki boşluklarda bulacaktır. Özellikle Maxi Gomez'e atılan ara toplar olsun. Aynı şekilde Trezegge'ye atılan sol taraftaki uzun toplar olsun. O gibi toplarla birlikte burada Vazel'e gol arkadaki boşlukları bularak da gol atabiliriz. İdealden bir var tercih alınabilir. 1.50 gibi oranı var. 1.50 gibi orandan bunu alıp tek tercih olarak ideal kombineye bile isterseniz de ekleyebilirsiniz. Değerlendirecekleri bol şanslar. Geçtim bu mücadeleyi. Son maçım Roma ile Salzburg mücadelesi. Bu maçı şu sebepten dolayı aldım. Normalde Roma'ya çok fazla güvenmiyordum. Mourinho'nun son bir açıklamaları vardı. Son Salzburg maçından sonra yenildiler. Böyle tepki de geldi biraz. Şöyle bir açıklaması açıklama oldu. Şöyle ben kendi tabirimle biraz çevireyim. Biz yenince şansa yendi. Yenilince Roma dağıldı. Au mau. Öyle bir mevzu anladığınız gibi. Şöyle söyleyeyim. Roma bu maçta bence galip gelecektir. Salzburg zaten şöyle oynayacaktır. Bu maçta kontrol atak oynayacaktır ağırlıklı olaraktan. Çünkü kontrol atağı da, kontrol atağı iyi oynayan takım. Roma'nın bunu bilerekten de biraz daha o orta sahada çok fazla top geçirmemesi lazım. Baskının dozunu çok arttırmaması lazım. İleri çok fazla adam göndermemesi lazım. Bence ki Mourinho bu işleri bilir. Ben burada doğrudan bir Roma galibiyeti bekliyorum. 1.49 gibi orandan. Eğer Roma'nın galibiyetinin oranı size tatmin etmiyorsa şöyle bir değerlendirme yapabiliriz diye düşündüm. İki oranı var bunun da. 1.98 orandan 3.5 altında 1 olarak da önerdim. Bu maça da bir yüksek orandan alacaksak 3.5 altında bir Roma galibiyeti olarak alabiliriz. Bu maçın zaten ben size indeks beklentisini söyleyeyim arkadaşlar. 2-0'lık Roma galibiyeti bekleniyor düz olaraktan da. Ben de Roma tarafındayım açıkçası. Roma'nın burada eleneceğini düşünmüyorum. O yüzden biraz sıkıntılı. Alacaksanız sistemi 3.5 altına 1 olarak da değerlendirmesini yapabilirsiniz. Toplamda 6 adet mücadelem var. Fark ettiyseniz oranların hepsi yüksek. Yani çok fazla ideal bir orana gitmedim ben. Şöyle baktığımız zaman da Anderlecht maçının oranı ilk yer galibiyeti 2.25 mesela. Nat maçına 2-3 gol. Sevilla maçına PSV'nin atacağı 2 gol şeklinde genellikle hep yüksek oranlara gittim. Sizler de ona göre kendi mislilerinizi biraz azaltabilirsiniz. Şöyle 1-2 maçı alıp veya tek maçı zaten tek başına hepsi kupon olabilecek maçlar, oranlar yüksek. Ona göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.